Dönemden geçmektedir. İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda ülkesine ve çevresine sorunlarına duyarlı insanların barışçıl bir ortamda barışçıl bir dille demokratik taleplerinden olan protesto haklarını hukuk dışına çıkmaksızın ve şiddet eylemlerine dönüşmeksizin kullanırken güvenlik kuvvetlerinden olan polisin aldığı emirler doğrultusunda şiddet kullanarak karşılık vermesi, birey yurttaşa karşı tomalarla, biber gazlarıyla, tazikli suyla, göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle saldırması, açık bir demokrasi, insan hakları ve hukuk ihlali oluşturmaktadır. Bunun adı orantısız güç değil, bunun adı saldırgan ve azgınlaşmış faşizmin devlet terörüdür. Şerefsiz devlet 21. yıl hukuk yapmadı. Olucu olup olmadı yapardı. Değerli meslektaşlarım. Sürpriz. Taksim Gezi Parkı'na AVM yapılmasına karşı çıkan ve bunu barışçıl bir eylemle protesto eden ve onlara destek veren yurttaşlar yasalardan, anayasadan, uluslararası sözleşmelerden aldıkları hakkı kullanmaktadırlar. Bu demokratik hakkın şiddet kullanılarak bastırılmaya çalışılması, yüzlerce yurttaşın yaralanması, gözaltına alınması bir hukuk devletinde ve hele hele de ileri demokrasi adı altında ülkeyi yönettiklerinin böyle iktidar sahiplerinin olduğu bir dönemde asla yaşanmaması gereken olaylardır. Siyasi iktidar halka karşı baskı, şiddet, öteleme, aşağılama değil, demokrasiyi esas alarak birleştiren ve kucaklaştıran bir yaklaşım içerisinde olmak zorundadır. Ancak gelinen noktada birleştirme ve kucaklaştırma yerine
toplumu bizden olan olmayan söylemleriyle çatışma ortamına sürükleyen bir zihniyetin saldırganlığını gözlemlemekteyiz. Bu zihniyet insanları birbirine kırdırmak ve yeni ayrışımlara zemin hazırlamak için uğraşmaktadır. Cumhuriyet tarihinin tüm kazanımlarıyla birlikte ulusal bayramlarımızın da içi boşaltılmıştır. Bu kazanımların yok edilmesine yönelik uygulamalar, Cumhuriyet'in kurucularını küçük düşüren yok saymalar artık has safhaya ulaşmıştır. Yıllardır devam eden bağımsız ve özgür basına yönelik saldırılar nedeniyle medya etkisizleştirilmiştir. Böylesi günlerde halkın bilgi alma özgürlüğü susturulmuş, medya tarafından engellenmiş, iletişim aracı olan sosyal medyaya da engellemeler getirilmeye başlanmıştır. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Suskun, sinmiş, birbirinden haber olmayan, kısacası yandaş medya ve kolluk kuvvetleriyle güdülen bir toplum olmamız istenmektedir. Bu saldırılar üzerinden tüm toplumu korku ve baskı altına alarak sindirmek ve en temel demokratik haklarını kullanamaz hale getirmek amaçlanmaktadır. Bunun adı açık faşizmdir. Son 15 gün içerisinde yaşanan olaylar, artan şiddet toplumun kılcal damarlarına kadar işlemiş ve bu toplum artık uyanmıştır. Biz hukukçular ve hukukun uygulayıcıları olan avukatlar, demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığıyla birlikte ülkemizin tüm değerlerinin savunulmasını ve korunmasını istemekteyiz. Siyasi iktidarların varlık nedeni halka zulüm, baskı uygulamak değil, halkın yaşam koşullarını iyileştirmek, ülkenin temel hak ve özgürlükler ve demokrasi yönünden standartlarını yükseltmektir. Türkiye'de halen gazetecilik faaliyetlerinden dolayı 76 gazeteci tutukludur. Bugün 12 Haziran 2013. Genel seçimlerin üzerinden tam 2 yıl geçmiştir. Ama milli irade hala eksiktir. Hala sakatlığını 8 tutuklu milletvekili üzerinden devam ettirmektedir. Demokratik ve özerk üniversite taleplerinden dolayı 2000'in üzerinde gencecik üniversite öğrencileri tutukludur. Ve üstlendikleri davalardan avukatlık mesleğinden kaynaklı olarak da 45 meslektaşımız tutukludur. Devrimci avukatlar onurumuzdur! Devrimci avukatlar onurumuzdur! Devrimci avukatlar onurumuzdur! Toplumda aykırı, muhalif, hiçbir sese tahammül edemeyen bir anlayış ülkeyi bugün kaos ve kargaşa ortamına getirmiştir. Sokakta ve meydanlarda azgınlaşan faşizm bu kez avukatların görev ve yaşam alanları olan adliyeye uzanmıştır. Dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 70 meslektaşımız cübbeleri, giysileri yırtılarak, yaka paça tutulup yerlerde sürüklenerek hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Bazı meslektaşlarımız çok ciddi bir şekilde yaralanmışlardır. Meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen polis saldırısını, haksız ve hukuka aykırı olan gözaltıyı şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. Adliye binaları yurttaşların hak arama ve adalete erişim yeridir. Adliye binalarında avukatların güvenliğinin olmadığı bir yerde artık kimsenin güvenliğinden bahsedilemeyecektir. Bağımsız savunmayı temsil eden biz avukatlara yönelik bu saldırılarla aslında tüm yurttaşlara verilen açık bir tehdit ve gözdağı ortadadır. Bu saldırının başka bir hedefi de demokrasi ve hukuk devletidir. Avukatların rolüne dair 1990 tarihli Havana kuralları,
2002 tarihli Turin ilkelerindeki düzenlemelere göre avukatların hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmaksızın her türlü mesleki faaliyetlerini yerine getirebilmelerini, kovuşturma veya idari, ekonomik veya başka bir yaptırımla sıkıntı çekmemeleri ve tehditle karşılaşmamaları için hükümetlere görevler yüklenmiştir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan hakları ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalışırlar. Avukatlar özellikle hukukla, adalet sistemiyle ve insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasıyla ilgili konularda kamusal tartışmalara katılma hakkına sahiptirler. Yurttaşın hak arayışında ve adalete erişiminde sesi olan yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı temsil edilen biz avukatlara yapılan her türlü saldırı gerçekte bu ülkenin yurttaşlarına yapılmaktadır. Avukatların itibarsızlaştırılmasıyla varılmak istenen nokta yurttaşa verilmek istenen mesajlarda yatmaktadır. Avukatlık yasasının 76. maddesi uyarınca meslek ahlakını ve saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını korumak ve savunmak biz baroların görevidir. Bu doğrultuda yakalama, gözaltı, el koyma, araba gibi her türlü kolluk işlemini denetlemek ve nezaret etmek de görevlerimiz arasındadır. Dün öğleden sonra gözaltına alınan meslektaşlarımız, Türkiye Barolar Birliği'nin ve İstanbul Barosu'nun hızlı ve etkili gelişimi, tüm baroların ve meslektaşlarımızın destek ve dayanışması sonucunda akşam saatlerinde serbest bırakılmışlardır. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Meslektaşlarımızın ve tüm yurttaşlarımızın evrensel hukuktan, uluslararası sözleşmelerden, anayasa ve yasalardan doğan demokratik haklarını kullanmalarına engel olmamaya, sorumlu davranmaya ve hukuk devleti içerisinde kalmalarını çağırmaktayım. Halkımızın da sağduyusuna inanmaktayız, güvenmekteyiz. Siyasi iktidarın çıkar hesaplarıyla insanlarımızı provoke ederek, toplumu ayrıştırıp, kutuplaştırarak iç barışı bozma oyunlarına alet olmayacaklarına, tuzağa düşmeyeceklerine inancımız tamdır. Meslektaşlarımız ve meslek örgütlerimiz olan barolarımız yaşanan hukuksuzluklar ve karşı karşıya kaldığımız haksız saldırılar karşısında yılgınlığa düşmeyeceğiz. Susturamazsınız. Susmayacağız. Mesleğin onurunu, yurttaşın hukukunu ödünsüz ve korkusuz bir biçimde savunmaya devam ederek, baskılara boyun eğmeyerek faşizme geçit vermeyeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Meslektaşlarımıza yönelik kolluk terörünün sorumluları, başta İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü ve bütün bunlara göz yumup talimat verdiğini düşündüğümüz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'dır.
olayların başlangıcından bugüne kadar yetki ve sorumluluk sahibi olanları istifaya davet ediyor. Eğer varsa da kendilerini vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Unsurundan biri izliyoruz. Bütün makamlarla karşılıklı nezaket, saygı ve yok sayılmama unsurlarını da gözeterek iletişim içerisindeyiz. Kendileri gibi yargının kurucu unsurlarından olan avukatlara yönelik onları kamuoyu nezdinde küçük düşürmeye çalışan, mesleğin onuruna hakaret eden, cübbe yırtarak yaka paça İte kaka gözaltına alınan manzaraların yaşanmasına sebebiyet veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının artık o makamda, o koltukta oturmaması gerektiği düşüncesindeyiz. Konuşmamı şu şekilde sonlandırıyorum. Dünden Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Metin Feyzoğlu gelişmeler karşısında alacaklarsa, rahatlayacaklarsa beni alsınlar diyordu. Ben de Sayın Birlik Başkanımın bu çağrısına Uğur Mumcu'yla yanıt vermek istiyorum. Öyleyse vurun, parçalayın bizleri. Her parçamızdan bizim gibiler bizi aşacaklar, doğacaktır diyorum. Hepinize sevgilerim.